İşte hadis-i şerifte buyruluyor ki 1.000 yıl yokuş yukarı, 1.000 yıl düz, 1.000 yıl da yokuş aşağı bir sırat köprüsü var. Cehennemin üzerine kurulmuş. Ha, bunlarla da alay ediyor adamlar. He, öyle miymiş hoca diyor. Boğaz Köprüsü'nü mü anlatıyorsun diyor. Biz bu hadis-i şerifi anlatıyoruz. O adam alay ediyor. Ondan sonra bu Müslümanlar ahiret bilincinden geçtik. Ahiret korkusu bile kalmıyor. Kabir azabı yok. Bir tanesi de çıkıyor diyor ki Müslümanlar cehenneme gitmeyecek diyor. Ya diyor cehenneme girersin ebedi kalacak. Cehenneme giren diyor. Herkes ebedi kalacak diyor. Bunu çıkıyor söylüyor adam televizyonda. Şimdi bizim Müslümanlar da diyor ki iyi kardeşim ben Müslümanım. Zaten şekle iman olmaz. Yani inşallah Müslümanım yok. Anlatıyorum biliyorsunuz değil mi? Ne diyoruz? Elhamdülillah Müslümanız. Değil mi? Elhamdülillah Müslümanız. Adam da çıkıyor diyor ki cehenneme giren bir daha çıkamayacak diyor. Ne yani diyor? Allah'ın diyor azap etmeyi murad ettiğine diyor bir insan mı kurtaracak cehennemden diyor. Bak bak kafa bu kadar. Diplomalar üst üste olsa da kafa bu kadar. Anlayamamış olayı. İşte her şey bir hoca dedi artık dedi Halil Hoca dedi bilgi hocalığı bitti belge hocalığı başladı. Adama diyor ki Müslümanlara verdiği umuda bak. Müslümanlar diyor hiç cehenneme gitmeyecek diyor. Nasıl bu adamı camiye sokacaksın? Onu inkar, bunu inkar, bunu kafana göre anlat. Bu Mutezile'nin görüşüydü. O kendininki gibi anlatıyor ama Mutezile görüşü bunlar. Sapıkların görüşü yani ehli bidatin. Allah bizi bunların şerrinden korusun. Ya ahiret için Hazreti Osman belki birkaç sefer anlattım. Hazreti Osman radıyallahu anh cennetle müjdelenmiş ya. Peygambere iki kere damat. Gelip böyle mihrapta hüngür hüngür ağladığı geceler var. Hanımları bulamıyor yatakta. Yataklarda yatamamış bu adamlar. Neden? Ahiret korkusu yüzünden. Geliyormuş mihrapta oturup ağlıyormuş halifeyken. Niye ağlıyorsun dediğinde kölesine gel otur da beraber ağlayalım. Ahiret işleri çok zor olacak diyormuş. Tescilli cennetlik, tescilli. Dünyada 10 tane tescilli cennetlikten başında gelen adamlardan biri. Adam gibi adam. Ağlıyormuş ahiret işi zor olacak diye. Çünkü şunu biliyor. Unuttuğumuz yer şu. Sonumuz cennet de olsa bizim. Unuttuğumuz yer şu. Kabirden kalkıp cennete girene kadar bir ara var. Bir ara bölme var. Sonumuz cennetlik olduğunu bilsek bile bir ara